Sesli düşünenlerde Sayın Suna Tanaltay'la keyifli ve tatlı sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sorunlardan konuştuk ama sorunları konuşurken bile tatlı tatlı konuşuyoruz sizin üslubunuzdan Canım. Dolayı. Canım. Şimdi başka bir can yakıcı, aslında hem bir yandan çok tatlı olan ama insana da aynı zamanda çok acılar yaşatan bir başka konuyla son olarak değinmek istiyorum. Aşk. Bu aşk, ihanet, tutku, evlilik ekseninde çok ciddi problemler yaşanıyor. İşte eşler aldatılıyor ya da aldanıyor. Aslında aldatan da bir anlamda aldatmış oluyor kendisini vesaire. Bu eksende ne yapmak gerekir? Şimdi sevgi, rejimi belli olan, yatağını kazmış bir nehirse, aşk sel sularıdır. Ve sevginin yanında aşk hep küçük görülür. Ama yaşam gerçeği, hani şu yokluklardan, sıkıntılardan filan söz açtık ya, Paul Eluard ne demiş? Kapılar tutulmuş, neylersin? Neylersin, içeride kalmışız. Üstelik açlık da başlamış, sevişmezsin de neylersin? Bu insanoğlunun bir gerçeği. Ama neden bu kadar şiddete, yıkıcılığa yönelik oluyor zaman zaman? O başkasına yar olmasın diyor, çekiyor, vuruyor. Yok ediyor. Hakkı yok ki. İnsanın insan canını yok etmeye hakkı yok ki. Hani birlikte bir şeyler paylaşır paylaşır. Olmaz, çeker gider. Hani araştırmalar var. En büyük aşk bile 3 yıl sürermiş. Kimyası öyleymiş. Mişmiş. Olanı varmış, olmayanı da varmış diyeceğim. Şimdi burada iki nokta var. Birincisi, çok güzel aslında satır arasında bir şey söylediniz. Dediniz ki aşkın yanında sevgi küçümseniyor. Gerçekten öyle. Yani aşk büyük tutku, büyük heyecanlar, sonrasında kaybolup gidiyor. En iyi ihtimalle sevgiye dönüşür denilerek aşkla mukayese edildiğinde saygıya arkadaşlar, sevgi evet, küçümseniyor. Oysa o sevgiyi yaşatabilmek en zor olanı olsa gerek kocaman diye düşünüyorum. Kocaman gerçek o. Tabii. Kocaman bir gerçek. İnsanı insan yapan gerçek. Bir şey sev. Neyi seversen sev ama bir şey sev. Dolu dolu. Sevmeyi sev. Önemli olan o. O çocuklar ağlamasının sonundadır. Gerçekten mutlu olmak mı istiyorsunuz? Anne ve babanızı iyi seçin der yabancı bir psikolog. Müthiş. Gerçekten sevgiyi sevmek mi istiyorsunuz? İnsanları sevmek mi istiyorsunuz? Kendinizi sevmekten başlayın ve bilin bunu. Başarın. O zaman çok daha güzel olacak. Ama yine de siz Sevdalar Çocuk Kalır kitabınızdan şimdi bir alıntı yapacağım. Şöyle diyorsunuz. Zamanla değişir her şey. Büyür insanlar, rüyalar çocuk kalır. Oysa yaşlanmak vardı seninle ve paylaşmak tüm yaşamı. Sabahı birlikte karşılamak, birlikte yaşamak akşamı. Başaramadım. Başaramadım sevgilim. Bağışla. Sevdalar çocuk kalır. Ama sevdanız çocuk kalmadı. Siz sevdanızı 40 yıldır yaşatıyorsunuz. Çok şükür ama her yürekte hemen hemen çocuk kalmış bir sevda vardır. Çocukluğa takılmış bir sevda vardır. O Esma'nın hikayesi gibi. Dizge çorap giyerdi. Hani var ya, o böyle çocukluğun o çağlaları paylaşması vardır. Sevgileri, sevdaları paylaşması vardır. İyi ki vardır. Ve Bayrak televizyonunda konuşurken Kıbrıslı bir öğrenci söylemişti. Suna ablam, siz bunu başkasına mı yazdınız ki? Sevdalar çocuk kalır dersin. Böyle Kıbrıs tadıyla. Neyse. Erdoğan anlayışlıdır. O yüreğin bir tutkusu, acısı. Öyle güzel, buruklu. Belki de onun için bu şiiri çok sevdiler. Evet. Müthiş. Evet, Sevdalar Çocuk Kalır. Çok güzel bir şiir ama daha güzel olanı sizin kadar sevgi dolu olan Sayın Erdoğan Bey'le birlikte sürdürdüğünüz o sevgi ve
canlı tutmayı başardığınız, 40 yıldır devam eden o sevginiz, sevdanız, aşkınız, evliliğiniz. Evet. Bunun örneklerinin çok az olduğunu düşünüyorum ben ve bu anlamda da çok kısaca bunun bir sırrı var mı diye sormak orada istiyorum. Orada şu var şimdi Sedef'ciğim, Erdoğan der ki bunun ilk sırrı bizim der bir akıl hastanesinde tanışmamız. O uzmanlığına çalışıyordu, ben de staj yapıyordum. Ben Erdoğan'ın önce kadın katın hekimiydi. Her kadın hastaya gerçek birer hanımefendi olduklarına inanarak konuşmasını, davranışını sevdim. Önce insanlığını sevdim. Sonra el ele yürüdük, el ele koştuk, durmadık. Öğrendik. İnsan için insanca çalıştık. Hizmeti paylaşmayı sevdik. O bize gelen dünya güzeli insanlar var ya, hani o suyun başı evde ya, bize en güzelleri geliyor, şanslıyız. Onlarla sevgiyi paylaşmayı sevdik. Çok şanslıyız. Sorarlar hani çocuğunuz var mı? Özel çocuğumuz yok ama derim. Yüzlerce, binlerce çocuğumuz var. O harika bir olay. Ben o çocuk kalan sevdamla o çocuklara, gençlere, insana olan sevdama ve sevdamıza bayılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Var olasın. Hem programa katıldığınız hem de yıllardır sürdürdüğünüz bu sevgi dolu hizmetiniz, bu kitaplarınız, yazılarınız ve bu güzel sohbetiniz ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonunda konuklarımızı uzattığımız bir defterimiz var bildiğiniz gibi. Evet. Sizin için bir sayfa ayırdık. Görüm içinizden ne geliyorsa lütfen buraya.